Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ilginç konulardan bahsedeceğiz. Zübeyir Doğan konu. Raybex Bulut ERP. Evet, doğru. Genel müdürü. Genel müdür, doğrudur. Türkiye Genel Müdürü. Dijital dönüşümü konuşacağız. Yani dijital dönüşüm sizin için ne anlam ifade ediyor bilmiyorum. Belki de başka türlü bakıyor olabilirsiniz. Hani içinde dijital var, dönüşüm. İkisini birleştirdiğiniz zaman ne sonuç veriyor bilmiyorum ama çok da bildiğinizi sanmıyorum. Çünkü daha yeni yeni adapte oluyor Türkiye bu tür konulara. Biraz da eğer ilgi alanınızdaysanız biliyorsunuzdur zaten. Ama bilmeyenlerimiz çok. Zübeyir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Şimdi bu dijital dönüşümü bir konuşalım. Bir aydınlanalım. Yani dijital dönüşüm ne demek? Kimin işine yarar? Nerede yarar? Yenir mi, içilir mi, bakılır mı, görülür mü? Bir önce bunu konuşalım. Teşekkür ederim. Dijital dönüşümü şimdi tersten başlayalım. Neden? Çünkü tam tanımında fikir birliğine varılmış bir, yani konsorsiyon sağlanmış bir durum söz konusu değil bu. O yüzden de şimdi zıttan başlayalım. Ne değildir dediğimizde. Evet. Şimdi dijital dönüşüm, işletmelerde dijital dönüşüm dediğimizde aklımıza bu karanlık fabrikalar geliyor. İnsanların olmadığı, tamamen robotların çalıştığı. Doğru, yani bir çıktısıdır. Evet, ileride de öyle olacak. Ama ya bu endüstri birden, endüstri 4.0'a olan süreç aslında ve ülkelerin, işletmelerin bu aralıklarda aslında farklı rollerde olduğunu görüyoruz. O yüzden tam bu değil. Bunu içeriyor fakat bu değil. Belki diğer, gelecekteki beklenti o olabilir. Gelecekteki beklenti öyle, kesinlikle. Diğer tarafta da bir akademik konu olarak yorumlanıyor. Bu aslında bir akademik konudur deniyor. Ya uygulama tarafıyla alakalı aslında soru işareti olur insanlarda. Diğer tarafta da ya bu çalışmaları yaptığımızda hemen bir çıktı beklentisi olduğu için aslında önce bir kavramı şöyle ifade edelim. Dijital dönüşüm aslında dünü, bugünü ve geleceği içeren bir süreç bütünü. Yani o yüzden bir sistemin yükseltilmesi. Yani şöyle diyebiliriz, biz hani dijital dönüşümü gerçekleştirici veya o süreci, o yola çıktığımızda bütün her şeyi çöpe atıp sıfırdan yeniden başlayacağız demek mesela, değil. Şöyle de denebilir mi? Veri toplama, değerlendirme, plan yapma. Bu sürecin başlaması. Ama biraz daha spesifik olarak bakacak olursak, mesela örnek veriyorum. Ya bizim bir örnek veriyorum. İster Vana işletmesi olsun, ister işte conta imalatı yapan bir işletme olsun veya işte otomotiv yan sanayinde bir firma olsun. Şimdi bu firma dijital dönüşüme karar verdiğinde sonuçta bu firmanın, yani firmalarda bizler gibi canlılar yaşıyorlar. Bir kült, bir yaşayış biçimleri var. Onların aslında bu yaşayış biçimlerini bir anda silmesini, her şeyi bir tarafa bırakmasını bekleyemeyiz. Doğru da olmaz. O yüzden adapte olmaz. Ya o yüzden burada bir dediğim gibi dünü, bugünü ve aslında geleceği olacak olan bir. Şimdi burada 3 tane sayacağından bahsediyoruz dijital dönüşümün. Bir olmazsa olmazı hep teknoloji gelir aklımıza. O yüzden karanlık fabrikalar dedim ama eksik. Yani karanlık tamam, teknoloji, işte yapay zeka, big data, bulut bilişim önemli, hayatımıza girdi. Ama bu bir bölümü. Diğer sayacağı insan. Olmazsa olmazı. Yani bu çünkü bu dönüşüm insanla beraber yapacağız. Çünkü şimdi bir sürü güncel tartışmalar var. Tamam, gelecekte olacak ama insanlar burada nasıl rol alacaklar, nasıl adapte olacaklar? Çok kritik konulardan bir tanesi. Diğeri, özellikle az önce söylediğim konuyla ilgili süreç konusu. Yani işletmelerin aslında iş yapış biçimleri dediğim gibi süreçleri var. Şimdi bu süreçlerin bir analiz edilmesi lazım. Yani örnek veriyorum, bazı süreçler belki iptal olacak. Bazı süreçler yerine konulacak. Yani bunların tekrardan bir yapılandırılması lazım. Darboğazlar var mı? Sıkıntılar var mı? Sonra biz dijital, yani teknoloji, yani piramit gibi bakarsak teknoloji daha sonra gelir. Orada bir analiz yapı gerekiyor. O yüzden de Kadir Has Üniversitesi'nde yürüttüğümüz faaliyetler var. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı, Doçent Doktor Mehmet Hocam'la, Mehmet Nafiz Hocam'la birlikte dijital olgunluklarını ölçüyoruz işletmelerin öncesinde. Yani ERP de aslında bir ERP ile dijital dönüşüm birbirine çok benziyor. Öncesinde analiz, ihtiyaçların, yani şöyle ifade edebiliriz. İşletmelerin önce bizde doktora gittiğimizde hemen tahlil ister, bir tahlilinin yapılması, sonra bu tahlil çerçevesinde bir reçete. Yani. Evet, bir reçete yazılması. Reçete de yol haritasıdır aslında. Ne yapacağız? Yani bu işletme üzerinde herkesin peki, durumu farklı. Şimdi
büyük ölçekli ya da orta ölçekli ya da küçük ölçekli bu firmalar arasında en elzem, en acil bu dijital dönüşümü uygulaması gereken hangi gruptur? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de TOP verilerine göre ya 3.2 milyon KOBİ var, işletme var. Bunların %99.8'i KOBİ. KOBİ'ler de kendi arasında tabii ki ayrılıyor. Hem ciro, işte çalışan sayısına bağlı olarak. Özellikle bu orta segmentte, yani işte bir büyümeye yakın olan işletmelerin aslında, çünkü tam orada bir know-how var ve KOBİ'ler bu iş, bütün dünyada da böyle aslında, ekonominin kalbi. Esnekler, çok fazla istihdam sağlıyorlar bu tarafta. Aynı zamanda büyüklerin de partneri durumundalar. Yani onlara da destek oluyorlar. Evet. O yüzden özellikle bu yapıdaki, ya bu ölçekteki işletmelerin acil ihtiyaçları var. Yani şöyle söyleyeyim, belli bir farkındalık var aslında. Yani işletmeler aslında bunu fark etmiş durumdalar ama kafalar çok karışık. Yani çok fazla dar boğaz var. Nereden başlayacağız, nereye gideceğiz, nasıl yapacağız, insan kaynağı, finansal Peki, problemler. Şimdi bu mesela KOBİ'ler özellikle dijital dönüşme girdikleri zaman oradaki mutlak fayda ne KOBİ'ler için? Ne bekliyorlar ve ne kadar zamanda bekliyorlar? Finalde ne olacak? Şimdi dijital dönüşüme başladıklarında bir kere bu süreçleri optimize ettik. Yani dedi ki, şimdi süreçleri eğer izleyebiliyorsak, görebiliyorsak, bir kere şirkette hangi verimsizlikler var? Ya biz nerelerde, yani o verimsizliklerin hepsi... Yani performansı artırmak anlamında söylüyorsun. Ve karlılık anlamında da söylüyor. Evet. Çünkü yani oradaki bütün o verimsizlikler, zaman kayıpları, karmaşa, içerideki çalışan memnuniyetsizliği hepsi aslında sonuçta işletmeye ekstra maliyet olarak yansıyor. Ve gün sonunda işletmeler de bizim gibi canlılar. O yüzden hemen Darwin'in sözünü hatırlatmak isterim. Doğada en güçlü ya da en zekiler değil. En hızlı adapte olabilenler aslında devam edebiliyor. Durum böyleyken bir kere adaptasyon konusunda çok büyük bir artı olacak. İkincisi bu maliyetlerden dolayı aslında orada ciddi bir, yani o izlenebilir olduğu için orada yine rekabette çok büyük bir fayda sağlayacak. Onun Peki kafa buyurun. Karışıklığı var mı firmaların? Mesela bir şeylere inanmak ve güvenmek açısından KOBİ'ler buna hazırlar mı? Dijital dönüşüme. Hazır değiller. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz ERP sektöründeyiz. ERP sektörünün maalesef çok yani dünyada böyle, yani yine dünya ölçeğinde genelde kötü bir ünü var. Hani projelerin sebepleri başka bir inşallah toplantıda tekrardan tartışırız sizlerle. O yüzden burada zaten bir güven sıkıntısı var yani bununla alakalı. Şimdi kaynaklar da sınırlı, kafalar da karışık ve o yüzden istek var ama belki yani de o yüzden çok iyi anlatılması gerekiyor. Anlatılması en başta bir analizle aslında gerçekten ihtiyaçların, gerçek anlamda ihtiyaçların ortaya konması ve bunların bir sıralanması lazım. Biliyorsunuz Pareto kanununda işte 80'e 20 kuralı geçerli. Yani çünkü o %20'si aslında %80'i etkiliyor. Ve genelde şöyle oluyor, işte bu dijital dönüşüm projelerinde genelde detaylarda boğulduğu için bütün bu zamanlar da harcanmış oluyor. Başarısız olması şeylerinden bir tanesi bu. Ve istenilen sonuçlar çıkmayınca da aslında durum maalesef kötü bir noktaya doğru gidiyor. Peki sizin katkınız nedir piyasada, mesela yaptığınız iş anlamında? Şimdi bir firmanız var. Evet. Genel müdür olduğunuz. Evet, aslında şöyle iki tane şey var. Rol üstleniyoruz bu tarafta. Birincisi biz 20 yıldır aslında ERP yapıyoruz. Şimdi Almanya merkezli bir firma. Almanya bir firmanın çözüm ortağıydık aslında. Bir ERP firmasının çözüm ortağıydık. Sonra pazardan gelen taleplerle bu işte dedik hani o sorunuza istinaden de tamamlayıcı olsun. Büyükler bu firma ismini zikretmesem de o firma zaten kaynakları var ve kullanabiliyorlar, yapabiliyorlar, gerçekleştirebiliyorlar. Ama KOBİ ölçeğinde dediğim ölçekteki işletmelerin bu anlamda sıkıntıları var. Biz de ya o proje deneyimini kullanarak dedik ki ya burada bir ürün olsun. Bu ürün bir kere kompak olsun, kullanımı kolay olsun. Ve bunları aslında bir şekilde canlıya geçme süreleri kolay olsun ve de bulut olsun. Neden? Çünkü
bulut ERP yani işte 1960'larda çıkan MRP, MRP2 ve işte ERP ve ERP 2.0 olarak aslında adlandırılıyor son bulut ERP. Şimdi örnek veriyorum sizin de işletmeniz var. Bir hani dijital dönüşüm için ERP işin merkezinde çünkü orada toplamanız lazım bütün veriyi. Ne yapacaksınız? İşte server alacaksınız, para harcayacaksınız, yazılım alacaksınız, kuracaksınız. Sonra server odası kuracaksınız ve verilip güvenliği siz sağlayacaksınız. Bulut zaten bu işe yarıyor. Bu iş. Bulut, ERP bu anlamda aslında ciddi bir şey oldu. Hem o tecrübeyi de buraya aktarmış olduk. Birincisi işletmelerin buraya geçişlerini, ya bu işte bu maliyetlerini azaltmasını ve de o az önce diğer sorunuzla bağlayayım. Bu güvenle ilgili olan konuyu da çözüyor. Neden? Ya sonuçta bir demo ekranı var. Ya siz giriyorsunuz. Ya ürün güzel olabilir, kötü olabilir. Ürün, ya o ürün benim işime yarıyor mu, yaramıyor mu diye oradan deneyebiliyorsunuz bu tarafta. O güven problemini de çözüyorsunuz. Peki bu bulutta veri güvenliği var mı yoksa veri, yani normal çık mı? Normal bir kullanıcının, çünkü sonuçta işte bu işi yapan host firmalar var. Ya onlar zaten bu işe sorumlu. İşte bizim anlaşma yaptığımız, sözleşme yaptığımız konular var. Yani o yüzden bir hani şeyin son kullanıcının o veri güvenliğini sağlamasından çok daha üst düzeyde bir veri güvenliğinden %99.9 anlamda veri güvenliğinden bahsediyoruz bu tarafta. Biraz yapay zekayı konuşalım. Olur. Yani şimdi çok güncel bir kavram. Bayağı hayatımıza da girdi. Özellikle yapay zeka fabrikası kavramı var. Şimdi bunu kullanan işletmeler, şimdi büyükler var. Bunlar uzun zamandır zaten bu işin faydasından, yani bir şekilde faydasından yararlanıyorlar diyeyim. Mesela Netflix, Amazon, Google. Şimdi bizim işletme de, işte karar alırken de, işte önümüzü görürken de, hani yöneticiler şey olarak da, sonuçta bir veri tabanlı bir şey yapmamız lazım. Yani soruyu şöyle sorayım. Şimdi Amazon'da 1 milyon, belki işte milyonlarca ürün var. Evet. Bu ürünlerin yani fiyatlarını bir insanın belirlemesi takdir edersiniz ki çok kolay bir şey değil. Bunu algoritmalar yapıyor. Tersine, hangi stratejiye göre, hangi para biriminin durumuna göre, bu hangi üreticinin satmayı hayal ettiği rakama göre falan bir sürü şey var. Bir sürü parametreyle yapıyor bir bunu. Mesela o parametreler arasında kendi rakipleri arasında ya da fiyat endeksleri arasında nerede olacağı da önemli. Mesela iyi bir şey üretirsiniz. Evet, doğru. Satışınız da iyidir. Evet. Ama orada daha küçük segmentte bir üretici sizden daha fazla para kazanır. Evet. Ya bu stratejiyi de kurmak lazım. Evet. Yani sen malını satamazsın, iyi bir şey yapmışsın, doğru. Ama orta ölçekli bir tane firma çıkar, size yakın bir şey yapar. Ama fiyatı daha düşüktür. Biri sürümden kazanır, evet, çok doğru, satar. Doğru. Ve de siz bunun tamamını bir platforma yerleştirdiğini düşünürüz. Orada işte insanüstü bir zeka gerekiyor. Gerekiyor, evet. Yani insanın çünkü teknolojinin, yani Endüstri 4.0 teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle çok fazla veri kaydedebilir hale geldik. Üretiyoruz, kaydediyoruz. Ama bunları şimdi yapay zeka fabrikasını kavramında bunu bir çalışma motoruna benzetirsek eğer, veri bu işin yakıtı. Bu bilgisayar sistemleri, ERP'ler, işte nesnel internet, onlarsa borular. Bu yakıtı özellikle motora taşıyan, motor da burada aslında algoritmalar oluyor. O yüzden Netflix girdiğinde bu işe örnek veriyorum. İşte benim hangi filmi izlediğimi, hangi yaşta olduğumu ya onları ona göre bana bir teklif de sunabiliyor. Veya şeyi de soruyor mesela. Evet. Tercihlerinizi de soruyor. Evet. Hangi filmden hoşlanırsın diyor. Onunla ilgili sizin önünüze alternatifler sunuyor. Çünkü o şeyi de belirliyor. Yani diyelim ki sizin bir abone kitleniz var. Abone kitlesinde genel sonuç çıktığı zaman kendi firmasal olarak bir sonuç çıktığı zaman diyor ki ben diyor bu sene diyor demek ki dramaları satın almalıyım diyor. Evet. Çünkü tek tek bilemezsiniz ki insan aklı yetmez ki. Veri sistemi de yetmez. Biz dün akşam yediğimiz yemeği unutuyoruz Allah aşkına ya. Evet. Kesinlikle. Ya o yüzden böyle bir sisteme ihtiyaç var. Hemen şeyi söyleyeyim ama burada izleyicilerimiz belki yani işte biz Netflix değiliz, Google değiliz, işte Amazon değiliz diyecekler. Ben hemen bir belki aralarında bilen de vardır. Peloton diye bir firma var. Amerikan menşeli bir firma. John Foley kurucusu. Şimdi bu şeyin özelliği bir geleneksel ürünü alıp
bu geleneksel ürünü dijitalleştirmiş, hani dedik ya mesela fayda anlamında bir farklı bir değer ürünü sunabilirsiniz dijital dönüşümde. Ne yapmış? Bir fitness aleti, koşu bisikleti. Şöyle bir söylenti var, 400 tane yatırımcıya gidip hepsi aslında ona ya 200 yıl önce icat edilmiş olan bir şey, ne istiyorsun, ne bekliyorsun deyip aslında reddetmişler. Fakat şöyle bir şey yapıyor John Foley, bu geleneksel ürünü bir tane ekran takıyor. Bu ekranda şimdi dijitalleşmenin en temel şeylerinden bir tanesi ölçek, ölçeklendirebilme. Şimdi siz spor salonuna gittiğinizde sonuçta fiziki kısıtlar söz konusu. Yani oradaki işte öğretmen ve şeyle ilgili. Onu evinize taşıyabiliyorsunuz. Ama evinizde böyle bir ekranla binlerce kişiyle birlikte bisiklet pedal çevirebiliyorsunuz. Kendi eğitiminizi seçebiliyorsunuz, hoca seçiyorsunuz. Yani bu aslında tamamen başka bir şeyin, nasıl söyleyeyim, başka bir grubun ait olmuş oluyorsunuz bu tarafta. Bir geleneksel ürün dönüştürülebilir mi? Dönüştürülebilir. Dönüştürdü ve yeni bir değer önerisi yaptı. Çok kısa şey söylemek istiyorum. Çok güzel beğendiğim bir söz var. Bu rekabetle alakalı. Kılıç ustasıyla ilgili. Birinci kılıç ustasının aslında korktuğu veya çekindiği kişi ikinci kılıç ustası değildir. Hiç kılıç hayatını eline almamış olan birisidir. Enteresan. Çünkü şimdi biz genelde mesela şeyde işte dünya devleri olarak baktığımızda işte Mercedes'in vesaire falan Tesla karşısındaki durumu. Yani tamamen bambaşka bir sektörden başka birisi gelip o sektörü tamamen bambaşka bir yere götürebilir. Rekabetin yani boyutu farklı. Şeyi soracağım. Metaverse hayatın dijitalleşmesi mi? Sayılabilir mi yani? Hayatın dijitalleşmesi... Aslında dijitalleştik yani sadece Metaverse tarafında değil artık ya yani örnek veriyorum mesela yaş olarak yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ya yani sonuçta bayram ziyaretlerimiz bile değişti, toplantılarımız değişti. Kaç yaşındasınız? 45. Ben 63 yaşındayım. Maşallah çok genç gördünüz. Çok yakın değil. Bana yakın olduğunuzu düşünüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim ayrıca. Şimdi şöyle söyleyeyim, diyelim ki ben obezim. Bundan da rahatsızım. Ama diyorum ki bu şeyimi değiştiremiyorum. Evet. Durumumu değiştiremiyorum. İkincisi işsizim ya da kazandığımla ancak yaşayabiliyorum. Ama kendime bir dünya kurmak istiyorum. O dünyada şu anki ekonomik durumdan biraz daha yukarıda. Evet. Gencecik, fit. Biraz da gözü dışarıda olan bir kimlik çizmek istiyorum. Kimliğimi de değiştirmek istiyorum. Yani diyorum ki ben dijitalleşeyim, başka bir şey olayım ve bunu da seyredeyim. Hayallerinizi geliştiriyorsunuz ya orada, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Aslında orada bir sanal gerçeklik var. Tehlikeli bir kavram. Çünkü dediğiniz şeyde bu sefer gerçekliğe döndüğünüzde hiçbir zaman yani o nasıl söyleyeyim, yani o gençlikte olmayacaksınız, orada olmayacaksınız. Orası bir hayal. Hayalin resmedildiği bir alan. Evet, doğru. Burada da gerçeğin ta kendisi var yani. Evet. O yüzden bağımlılık yaratması çok muhtemel. Çünkü hayallerinizi yaşayabildiğiniz bir yer. Dijital dönüşüm sayılır mı? Bu aslında yani benim alanımın dışında. Çünkü ya bizim tarafta bu tamamen başka bir hani insan üzerinden zaten yürüyen bir şeydi. Biz özellikle işletmelerin yani bu tarafta hayatta kalabilmesi için yani doğru kararlar alması mesela işte örnek veriyorum bir kampanya yapacak. Yani veya işte gidecek mesela örnek veriyorum işte A firmasının ürününü kullanıyorsunuz. A firması ona bakacak. Hani orada bir çıkarımda bulunuyor. Diyor ki ya buradaki bu insanlar yakında gidecekler. Ben bunlara gitmeyeyim bir kampanya sunayım. Şimdi yani bu kampanyaların doğru olması mesela dışsal ikincil verilerin kullanılması önemli. Ya biz önümüzdeki seneyi tahmin edip mesela bot üreticisiysem ben eğer sonuçta önümüzdeki seneyi tahmin edip ona göre ya bu dediğim gibi sisli ortamda yürürken mümkün olduğu kadar doğru kararlar alabilmemiz için aslında sırtımızı veriye yaslamaktan bahsediyorum. Yani kişisel tabii ki tecrübe çok kıymetli, değerli ama daha ziyade çünkü artık bu bir insanın yönetebileceği şeyin ötesine geçmiş durumda. Evet, yani aslına bakarsanız neler oluyor, neler değişiyor, insan takip de edemiyor biliyor musunuz? Yani mesela Akdeniz ikliminin artık yavaş yavaş Karadeniz'e kaydığı söyleniyor. Bu tamamen şeyle ilgili yani dünyanın durumuyla işte ne bileyim ozon tabakasının delinmesiyle ya da dünyadaki iklim durumunun değişmesiyle bağlantılı. Eğer siz bir
geleceğe yatırım yapabilecek evet. bir firmaysanız doğru. her şeyi hesaplamanız lazım. Doğru. Sizin doğru. için 3 gün sonrası değil, belki 33 gün sonrası, belki 333 yıl sonrası önemli. Evet. Yani aile şirket olacaksanız bunun için de yatırım yapmak lazım. Yani orada şey, hesaplamak lazım. Evet, hesaplamak lazım. Mesela orada genelde CRM'le karıştırılıyor mesela zaman zaman. Hani CRM bir tarafta geriyi analiz ediyorsunuz. Doğru, orada kullanmak da tabii ki önemli. Ama bizim burada aslında işte bu yapay zeka ile ilgili aslında burada bir tahmin var. Ve tahminin doğruluğu söz konusu. Son derece tehlikeli bir şeyden de bahsediyoruz. Yani bu tahmine göre biz aslında kendi işleyişimizi belirliyoruz. O yüzden öbür türlü siz yine tahmin ediyorsunuz. Yani şirket sahibisiniz, yöneticisiniz. Yani yine tahmininiz var. Tahmin etmek zorundasınız burada. Ama bunu kişisel veriler değil, şey kişisel deneyim değil, verileri dayandırmak gerekiyor. Şimdi eklemek istiyorum. Buyurun. Final soruyu sorayım. Dijital olgunluk. Evet. Bu konuyu konuşalım. Peki. Şimdi tam onları bağlayayım ben de söyleyeceğim şeyi. Şimdi dijital olgunlukla alakalı Kadir Has Üniversitesi'nde mentörlük çalışmasını yürütüyorum. İki tane grubumuz var. Bir tanesi B2B tarafında olan bir ölçek hazırladık arkadaşlara. B2B tarafındaki yani B2B ihtiyacını veya o teknolojileri kullanan firmaların dijital olgunluklarını ölçüyor. Bir de B2C tarafında bu işte Trendyol'a satış yapan, işte Amazon'da, hepsi burada satış yapan aslında firmaları şey yapıyor. Orada bu çalışmaya başlattık. Üçüncü ayağı da aslında bizim Mehmet Hoca ile beraber yürüttüğümüz üretim firmalarıyla alakalı olgunluk. Şimdi olgunluk da dijital dönüşümün aslında en önemli o atladığımız bir konu tabii ki sistem yaklaşımı söz konusu. Sistem yaklaşımı dediğimiz konu da aslında resmin bütününü görmek. Yani bizim sadece bir tarafta o işi yapıyor olmamız aslında çok bir şey yaramayacaktır. O yüzden dijital olgunlukla alakalı işletmenin mesela üretim tarafıyla ilgili bir ölçek yapacaksak, mesela işte bizim işte 4 tane ana boyutlu olan bir şeyimiz var, çalışmamız var. Yani gidip orada aslında o boyutlara göre işte strateji boyutunda yol haritası var mı, stratejisi var mı, işte diğer örnek veriyorum teknolojileri nasıl, mesela şeyden çok büyük sıkıntılar, yani KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi olduğu için burada dile getirmiş olayım. İşletmeler 3-4 tane yazılım çalışıyor. Ve bunların entegrasyonu falan çok kolay değil. Yani bunların bayileri var dışarıda, çözüm ortakları var, işte müşterileri var. Arka tarafa döndüğünüzde tedarikçileri var. Ya burada neler yaşanıyor? Ya bunların analiz edilmesi çünkü ve önceliklendirilmesi. Şimdi bu teknolojileri kullanacak mıyız? Çöpe mi atacağız? Yani 3 ya da 4 yazılımın ortak buluştuğu bir yazılım yok mu başka bir yazılım? API'lerle görüşüyorlar. API'lerle çalıştırılabilir. Ama gerçekten ihtiyacı karşılıyor mu? İhtiyacı anlamadan içerideki o yazılımların gerçekten işi görüp görmediğini bilmiyoruz. Ya üstelik pazarın özellikle KOBİ ölçeğindeki pazarın büyük bölümü muhasebe programları kullanıyor fakat Excel'de çözüyor problemlerini. Yani hala orada tam bir hani dijital dönüşüm anlamında tam bir süreç başlamış değil. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey mi yoksa dünyada mı böyle? Türkiye o anlamda biraz daha geride. Geride. Biraz daha geride. Yani Excel üzerinden, Excel daha yaygın kullanıldığını söyleyebiliriz. Mesela Almanya'da da müşterimiz var. Almanya'da belki çok doğru örnek olmayabilir ama hem endüstri şey hem de sanayileşme falan çok da erken gerçekleştirdiği için onlar bu tarafa yatırım yapmayı mantıklı buluyorlar. Yani sonuçta bu işin yatırımını yaparsanız bir maliyeti var. Bir de yapmazsanız da bir alternatif maliyeti var. O hesap çok hesaplanamadığı için genelde bu tarafa yatırım yapmamanın maliyetinden kaçılıyor. O yüzden bir olgunluk projesi, yani burada işletmelerin kendini analiz etmesi, check etmesi son derece önemli. Sonra ister onu hayata geçirirsiniz, ya bir yerden başlarsınız, gelecekte şey olabilirsiniz ama yani evet, firma sahiplerine aslında böyle bir şey yaptırmaları kendileri görmeleri açısından bir de onların da tahminleri var. Firma sahibi ya da yöneticiler biliyorlar işletmeyi. Sonra gerçekten o tahminle yani sonra öyle bir raporlama da yapıyoruz. Gerçek arasında yani bizim gerçeklerimiz arasında bir uyum var mı? Ne kadar sapma var? Onları da raporlamış oluyoruz. Peki sizin firmanızda bu nasıl temas kuruyorsunuz? Firmanız nasıl temas kuruyor şeylerle? Hedef kitlenizle? Genelde aslında dijital ortamda bizim hani normal işte Google reklamları vesaire üzerinden genelde işletmeler bizi buluyorlar bu tarafta. Satışçı arkadaşlarımız da tabii ki temas kuruyorlar mevcut şey tarafında. Ve onlarla aslında bu dediğim gibi bir güven ilişkisi. Yani bu yani ERP
iki taraf arasında aslında aynı projenin farklı insanları olsak da aynı hedefe koşan. Peki firmaları. Müşteri memnuniyeti açısından, müşteri olarak kabul ediyorum ben çünkü evet. Size başvurduklarına göre, durum nedir? Farkındalar mı? Memnunlar mı? Yani devamı konusunda hangi ruh durumdalar? Farkındalar. Gerçek anlamda memnunlar. Zaman zaman mesela bu dediğim gibi hani yapısal problemleri de olabiliyor işletmenin bizden bağımsız. Yani niyete bunları da ortaya koymak zorundayız. Orada bir danışmanlık süreci var. Onları da aslında... Orada siz tabii biraz da daha çok tarafsızsınız. Mecburen. Çünkü o samimiyetin ya da güven ilişkisinin kurulmasının başka şeyi yok. Çünkü ya yani şöyle düşünün. Mesela, yani gerçeği yalan olarak söyleyemezsiniz. Çünkü ERP sürecinde, dijital dönüşüm sürecinde o sizin yani tabiri caizse sümen altı yaptığınız faktörler ortaya en desirunda bir yerde ama ve geri dönemeyeceksiniz artık. Çünkü gibi düşünün. Ya yani piramit gibi kurdunuz onu. Şimdi tekrardan geri dönüp yani onları o parçaları tekrardan onarmanız çok kolay değil. Yani çok büyük şeyde ve en kötüsü aslında güven ilişkisi sarsılmış oluyor. Doğru. Özellikle şeyden bahsetmek istiyorum. Bu mesela bir şey yaptık. Şimdi Sakarya Üniversitesi'nde de dijital dönüşüm dersleri aynı zamanda şey veriyoruz. Orada da bu yani özellikle KOBİ işte sanayi sitesindeki işte endüstri mühendisi arkadaşlar, bilişim sistemlerinde okuyan arkadaşlarımız onları da buraya yetiştirmeye yani çünkü orada öyle bir ihtiyaç var ve geleceğimiz onlar. Yani o yüzden de dedik ki bir mesela Raybex Bulut ERP'nin faydalarından bir tanesi o. Bir dokümantasyon yapalım ama bunlar şey olmasın. Sadece böyle hani oku sınavda geçten ziyade aslında öğren, uygula. Öğren, uygula. Çok da şey geliyor. Bu en azından yayın vasıtasıyla da ya bana iletişime geçerlerse, ya bu işe merak duyan, ilgi duyan genç arkadaşlar. Nasıl iletişime geçecekler? Zuberet@raybex.com. Buradan yazabilirler. LinkedIn'den ulaşabilirler bana. Orada bir şeyimiz var. Bir platform hazırladık. Udemy tarzında bir platformumuz var. Oraya arkadaşlar ücretsiz bir şekilde giriyorlar ve aslında sıfırdan yani böyle bir ERP uzmanı olarak aslında çıkabiliyorlar. Bir meslek de kazanıyorlar. Meslek kazanıyorlar kesinlikle. Doğru. Diğer tarafta da aslında firmalarımız da bu anlamda çok ihtiyacımız var gençlere burada. Onlar çünkü kuracaklar. Bu dijital dönüşümü insan dedik burada aslında gençler var. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi güzel anlattınız. İnşallah... Anlattıklarımız hedef kitleye ulaşmıştır. Umarım. Çünkü umarım. Biraz yavaş işliyor galiba insanlarda. Doğru. Adaptasyon. Doğru. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.